E-karne nereden alabilirim? E-karne nasıl alınır? E-okuldan e-karneye nasıl bakabilirim? Gibi çeşitli başlıkları olan bu konuyu ele aldık. E-okul yazıyoruz. Chrome'u kullanıyorum arkadaşlar. Yani Explorer'da da, Mozilla'da da, Opera'da da, bu tarayıcılarda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Burada veri bilgilendirme sistemine giriyoruz. Açılan bu sayfada şuraya şu 4 tane rakamı yazıyoruz. Buraya karnesine bakacağımız öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını yazıyoruz. Buraya da öğrencimizin okul numarasını, sınıf numarasını yazıyoruz, giriş diyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Buradan öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu İl hangisidir? Bu her seferinde farklı sorular karşımıza gelebilir. Onu dolduruyoruz. Buradan öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçeyi soruyor bize. Onu dolduruyoruz. Buradan da ilgili resmi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Bunu her girmede bizlere soruyor arkadaşlar. Bakınız, portfolyo, sınav bilgileri vesaire gibi bilgiler var burada. Burada notlarını zaten doğrudan görebiliyorsunuz. Karne öncesi notlar görünebiliyor. Buraya tıkladığınız zaman buradan karnesinde ne var ne yok bunları görebiliyorsunuz. Eğer rapora ihtiyaç duyulacak bir şey varsa burası etkin oluyor. Şu anda hepsi edilgin durumda. Bu aşağıya geldiğimiz zaman okul müdürlükleri karne işlemlerini bir kısmı bitirmek üzere, bir kısmı bitirmiş durumda ve bunu bakanlık bütün Türkiye'ye açık ettiği zaman da şu nakil durumunun altında e-karne sekmesi belirecek. Oraya tıkladığımız zaman bizleri doğrudan bu sayfaya yönlendirecektir. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi belgelerimiz var. Ziya muallimimizden gelen bir mektup var. Buradaki simgelere tıklayarak arkadaşlar içeriğimizi indirebilir. İndirdiğimiz belgeyi görüntüleyebilir. Aynı zamanda da yazıcımız varsa yazdırabiliriz. Lakin buradaki belgeleri indirmede, görüntülemede sorun yaşıyor isek muhtemelen şuradaki ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Windows görüntüleyicisi, PDF görüntüleyicisi gibi bunların çalışabilmesi için Java'nın da yüklü olması, güncel olması gerekiyor. Bu sorunlarla beraber karşılaşmamak için en kısa yol arkadaşlar buradan PDF olarak indiri seçmeniz ve PDF olarak indirdiğinizde doğrudan açıp ve yazdırabilirsiniz belgeyi. O manada sizlere bu alan kolaylık sağlayacaktır. Henüz bizlere açılmadığı için bu sayfayı sizlere resim olarak gösteriyorum. Bizlere açılacak sayfa aynen böyle bir sayfa olacağı için onu örnek olarak sizlerle beraber paylaşmış oluyorum. Bu içeriği çekmemin asıl sebebi arkadaşlar, etrafımızdaki insanların da bir muallim, öğretmen olarak hocam karnemizi nasıl indireceğiz, nasıl görüntüleyebileceğiz soruları üzerine çekmek durumunda kaldık. Yarın saat 12'ye kadar muhtemelen e-karne bölümü sekmesi açık olacaktır bütün Türkiye'ye. Ondan sonra bunu uygulamalı olarak da sizlerle beraber paylaşmayı tasarlıyorum. Az önce bilgisayardan e-karneye nasıl ulaşıldığını, nasıl alındığını, indirildiğini gördük. Şimdi de iletişimlikler üzerinden e-karnemize nasıl ulaşabileceğimizi göreceğiz. İletişimliklerimizde bulunan Google üzerinden yine aynı şekilde e-okul yazdığımızda karşımıza veri bilgilendirme sistem girişi çıkıyor. Oraya tıkladığımızda aynı şekilde buradan gerekli alanları, şurada bulunan rakamları alttaki bölüme yazarak
Öğrenci TC kimlik numarasını bu alana yazarak öğrenci numarasını, yani öğrencinin okuldaki sınıf numarasını buraya yazarak sisteme giriş yapıyoruz. Yazalım. Gelen sayfadaki bilgileri de yine şurada ne diyor? Öğrencinin doğum ayı hangisidir? Öğrencinin okuduğu şube hangisidir diyor. Bunları buralardan seçip yine şubesini seçip buradan da ilgili talebemizin resmini seçip tamam diyoruz. Aynı şekilde bizi bilgisayardaki gibi bir görüntülük karşılıyor. Burada nakil durumu ile şube yazılı ortalamaların arasına bir tane e-karne sekmesi geliyor. Şimdi resimde göreceğiniz gibi. Ve yine aynı şekilde buradan talebenin gerekli bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar, bunu e-okul uygulaması üzerinden almak için de yine aynı şekilde e-okul uygulamasına giriyor olmanız lazım. Onun için de bunu indirmeniz gerekiyor. Evet, burada bakın e-okul öğretmen var, bir de e-okul VBS var. Yani veli bilgilendirme sistemi. Buna tıklıyoruz. Yüklüyoruz. Şimdi buraya talebe ekliyoruz. Talebemiz kaç tane varsa onları ekliyoruz buraya. Buraya talebemizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını giriyoruz. Buraya da okul numarasını giriyoruz. Burada yeni kimlik kartı olarak şurada kimlik kartı seri no'sunu, normal nüfus cüzdanı ise burada da aile sıra no, cilt no'sunu kaydediyoruz. Ondan sonra girmekte de kolaylık oluyor bizlere. Şimdi biz girelim. Öğrencimize tıklıyoruz. Evet, öğrencimizin sayfası geliyor. Burada almış olduğu notları görebiliyorsunuz. Devamsızlık bilgileri, ders çizelgesini, yıl sonu notları, yazılı ortamları, sınav tarihleri vesaire, davranış notları, şunlar bunlar hepsi burada. Evet, buraya girdikten sonra arkadaşlar şu davranış notlarının hemen üzerinde e-karne diye bir sekme açılacak şu alanda. Yarın 12'ye kadar açılacağını düşünüyorum. Oradan tıkladığınız zaman zaten sizlere o karnenin ve Ziya Selçuk muallimimizin bizlere gönderdiği mektupla, karnemizle, almış olduğumuz teşekkür takdirimiz varsa onlarla beraber karşılaşacağız. İnşallah sizler de o teşekkür takdirleri alan kişilerdensiniz. Onları ister indirip yazdırabileceğiz, öyle sadece sanal bir belge olarak da kalmasını sağlayabileceğiz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sizler için faydalı olduysa kanalımıza abone olmanız, içeriğimizi beğenmeniz bizleri mutlu edecektir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.